Sahne, genç bir aygır olan Danny'nin arkadaşlarıyla buluştuğu bir ortaokulda açılır. Arkadaşlarına artık kızlardan hoşlanmadığını söyler. Bunun yerine kadınlardan etkilenmektedir. Koridorda herkesin aşık olduğu öğretmenleri Mary'i görürler. Donnie öğretmenlerinden kendisiyle konsere gelmesini ister. Ancak Mary onun öğretmeni olduğunu, kız arkadaşı olmadığını söyler. Donnie endişelenme, sadece el işi yaparak başlayacağız diye cevap verir. Bunun üzerine Mary ceza olarak ona bir ay gözaltı cezası verir. Ceza sırasında Donnie söyledikleri için özür diler. Ancak Mary onu şaşırtarak onunla flört etmeye başlar. Daha da yaklaşır ve onu ofise götürür. Donnie'nin arkadaşı buna tanık olunca şok olur ve aniden Donnie'den orgazmik sesler duyar. O günden sonra Donnie ve Mary arasında bir ilişki başlar. Okullarının yıllık etkinliği sırasında bir çocuk konuşmasını yapmaya çalışırken bir kadının çığlık seslerini duyar. Müdür ona durmasını söyler ve bir adamdan perdeleri çekmesini ister. Perdeler açıldığında herkes Donnie'nin bir piyanonun üzerinde Mary'i korkuttuğunu görür. Mary hemen bir bayrağı siper olarak alır ve sahneden kaçar. Sonra herkes alkışlamaya başlar ve Donnie öne eğilir. Bir süperstar haline gelir ve herkes onun için tezahürat yapar. Olayın ardından Mary yasal tecavüz suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılır. Ancak Mary'nin Donnie'nin çocuğuna hamile olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden yargıç Donnie'nin 18 yaşına gelene kadar çocuğun velayetini Donnie'nin babasına verir. Ondan sonra Donnie çocuğun tam velayetini alacak. Donnie'nin hikayesi tüm gazete ve dergilerde yayınlanır ve Donnie tüm ülkede popüler olur. Röportajlar vererek çok para kazanır ve her gencin fantezisini yaşar. Şimdi sahne Donnie'nin tüm parasını harcadığı şimdiki zamana kayar. Arkadaşı hiç vergi ödemediği için IRS'in onu 3 yıllığına hapse atacağını bildirir. Donnie parasını otomatik olarak aldıklarını sanmaktadır. Ama durum öyle değildir. Şimdi bu hafta sonuna kadar IRS'ye 43 bin dolar ödemek zorundadır. Ancak Donnie'nin elinde sadece 20 doları vardır. Arkadaşı ona maraton koşacak şişman bir adama para yatırmasını önerir ve ona 8 bine bir oran verir. Düşük bir ihtimal olsa da ona 20 dolar yatırır. Arkadaşı ondan oğlundan para almasını ister. Ama Donnie oğlunun 18 yaşına geldiğinde evden taşındığını açıklar ve o zamandan beri onu hiç görmemiştir. Donnie'nin oğlu Han Solo Berger zengin olmuştur ve kız arkadaşı Jamie ile evlenmek üzeredir. Adını Todd olarak değiştirmiştir ve normal kalabilmek için anksiyeten haplar almaktadır. Donnie şimdi her zamanki stripsiz kulübünü ziyaret eder ve arkadaşı Champion ile buluşur. Orada bir dergi aracılığıyla oğlu hakkında bilgi edinir. Han Solo kendisine Todd Peterson adını vermiştir. Kendisi bir hedge fon yöneticisidir ve herkese anne ve babasının bir patlamada öldüğünü söylemiştir. Öte yandan Todd, Jamie'nin ailesiyle birlikte düğünleri için patronunun yazlık evine gelmiştir. Patronu Jamie ve ailesiyle tanışacağı için çok heyecanlıdır. Patronun iki Çinli hizmetçisi vardır ve herkesten onlara kötü davranmalarını ister. Daha sonra Todd, patronun annesi Bayan Spiroa ile tanışır. Onlar konuşurken Jamie'nin erkek kardeşi Chet oraya gelir. Herkes askerle tanıştığı için çok mutludur. Ancak Todd yine herkesin önünde kendini utandırır. Chet ona gözdağı verir ve kız kardeşine iyi bakmasını, aksi takdirde devlet tarafından verilen tabancasıyla onu vuracağını söyler. Öte yandan Donnie para istemek için Randy Morgan'ın ofisini ziyaret eder. Asistan Morgan'ın orada olmadığını söyler. Ancak Donnie eski arkadaşı Vainil ile karşılaşır. Vainil Donnie annesini becerdiği için onu görmezden gelir. Daha sonra Donnie Morgan ile tanışır ve onu Mary ile yeniden bir araya gelmelerini filme almaya ikna eder. Han Solo'yu bu hafta sonu hapishaneye getirmesi şartıyla Morgan bunu kabul eder. Böylece bir aile buluşması çekip adını da azgın öğretmen bebek yapar koyabilirler. Şimdi Donnie'nin tek yapması gereken oğlunu ikna etmek ve 50 bin dolar nakit para kazanmaktır. Böylece Donnie oraya ulaşır ve Jamie ile tanışır. Ona çok güzel bir hediye verir ve eve girer. Todd onu görünce şok olur ve Donnie'nin eski en iyi arkadaşı olduğu yalanını söyler. Donnie bir zamanlar Todd'un hayatını kurtardığına ve o zamandan beri en iyi arkadaş olduklarına dair komik bir hikaye yaratır. Herkes Donnie'yi hemen beğenir ve düğüne kadar burada kalmasını ister. Todd Donnie'yi özel olarak konuşmaya götürür. Donnie Mary'nin hapishanede hasta olduğunu, bu yüzden cumartesi günü onunla buluşmaları gerektiğini söyler. Ancak Todd ailesinin bir patlamada havaya uçtuğunu herkese söylediği için net bir hayır der ve Donnie'nin yüzünü görmek istemiyor. Çünkü Donnie gelmiş geçmiş en kötü ebeveyn. Ona bisiklete binmeyi hiç öğretmemiştir ve neredeyse kendi kendini yetiştirmek zorunda kalmıştır. Tartışmaları bir yere varmaz ve misafirler gelir. Donnie şakaları ve tuhaf hikayeleriyle toplantıdaki herkesi etkiler
Bir adam Donnie'yi öğretmeniyle yatan ünlü çocuk olarak tanır ve partinin yıldızı olur. Sonra Todd'un düğünde sadıç olması gereken arkadaşı Will bir konuşma yapar. Todd'un en iyi arkadaşı Domi burada olduğu için kendisinin görevi bıraktığını ve Donnie'nin düğünün sadıcı olacağını söyler. Donnie mikrofonu alır ve herkesi yakındaki bahçede beyzbol oynamaya ikna eder. Donnie topa vurmaya başlar ve Todd hariç herkes topu yakalar. Donnie topu Todd'a doğru vurduğunda Todd yüzüne darbe alır. Gece Jamie gelinliğini Todd'a gösterir. Sonra ona Donnie'nin herkese dağıttığı kitaptan bahseder. Todd kitabın ilk sayfasını okur ve kendisinden bahsedildiği için duygulanır. Bu sırada Donnie etini dövmek için losyon ve mendil alarak hazırlanır. Büyük annesi Bayan Spiona'nın bir fotoğrafını bulur ve onunla çalışmaya karar verir. Ertesi sabah Bayan Spiona odaya girer ve her yerde kağıt mendil görür. Todd da oraya gelir ve mendilleri çöp kutusuna atmaya başlar. Sonra kilisede herkes toplanır ve peder ile karşılaşır. Todd'un babasının nerede olduğunu sorar ve Todd onun öldüğünü ve bunu hak ettiğini söyler. Peder Tanrı'nın evinde böyle şeyler söylediği için Todd'a kızar ve ikisi kavga etmeye başlar. Daha sonra Peder Todd'u küçük bir kız gibi döver. Donnie de onu durdurmak için kafasına bir şişeyle vurur. Artık herkes Todd'a kilisede böyle şeyler söylediği için kızgındır. Bu yüzden Donnie onu korumaya karar verir. Patlamadan sonra bir sincapın babasının toplarını alıp kilisenin etrafında koşuşturduğu hikayesini anlatır. Bu yüzden Todd kilisede biraz çıldırır. Donnie deniz kıyısında evlenebileceklerini önerir ve hazırlıklar başlar. Jamie parti için arkadaşlarıyla ayrılır ve Phil erkekler için bir parti planlamıştır. Tüm erkekler parti paketlerinin tadını çıkaracakları spa'ya giderler. Ancak Donnie alkol ve çıplak kızların olmadığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Tüm erkekler vücut masajı için uzanır ve Donnie kadından kendisine tam paketi vermesini ister. Ancak spa'nın sadece ilgi çekici olmayan hizmetler sunduğu ortaya çıkar. Donnie Phil'e bu karmaşayı ayarladığı için kendisinden utanmasını söyler ve erkekleri kendi yöntemleriyle dışarı çıkarmaya karar verir. Onları stripsiz kulübüne götürür ve Champagne ile tanıştırır. Hepsi çıplak kızların ve omletlerin tadını çıkarmaya başlar. Todd, Champagne'ın güzel kızı Bray ile tanıştırılır. İkili birlikte kaliteli zaman geçirir ve bu deneyim tüm erkekleri heyecanlandırır. Donnie Todd hariç herkesi eve gönderir. Onunla biraz baba oğul konuşması yapmak ister. Ona Mary'nin kendisine verdiği bir küpe olan düğün hediyesini verir. Ancak Todd'un piercingi yoktur. Bu yüzden Donnie kulağını delmek için güç kullanır. Todd kanamaya başlar ama mutludur. Çünkü kendisini çok canlı hissetmektedir. Donnie çeteyi geri almaları gerektiğini söyler ve Vanille ile buluşmaya giderler. Donnie annesine yaptıklarından dolayı özür diler ve Vanille onu affeder. Üçü daha sonra buz patenine gider ve yarışırken bira içerler. Sonra bir dükkandan bira çalarlar ve kaçarlar. Bir bowling salonunu ziyaret ederler ve labutlarını çalarlar. Sonunda Donnie, Todd için bir bisiklet alır ve Todd bisiklete binmeye çalışır. Çok geçmeden Donnie ona bisiklet sürmeyi öğretir. Çılgın bir günün ardından eve dönerler. Odalarına giderler ve Donnie Bayan Spiona'nın fotoğrafıyla ikinci tur için hazırlanır. Donnie'yi şaşırtan şey onun yüzme kostümüyle içeri girmesidir. Ertesi gün Donnie herkes için krep yaparken Todd'dan bir telefon alır. Todd annesini görmeye gitmektedir. Bu yüzden o da hemen hapishaneye doğru yola çıkar. Todd hala seksi ve hapishanenin yıldızı olan annesini görür. Todd onu son zamanlarda göremediği için çok özür diler. Ama Donnie telefonu alır ve onunla flört etmeye başlar. Bir anda Morgan ekibiyle birlikte oraya gelir ve tüm bölümü filme alır. Todd Donnie'nin Morgan'la yaptığı anlaşmayı öğrenir. Bu yüzden Donnie'ye kızar ve utanç verici bir şekilde mekanı terk eder. Donnie eve gider ve Jamie'nin Steve adında biriyle konuşmasına kulak misafir olur. Daha sonra Jamie'yi Todd'un patronuyla aldattığı için suçlar. Ancak Jamie sadece düğünleri hakkında haber yapmak isteyen muhabir Steve ile konuştuğunu açıklar. Bu şekilde Donnie herkesin önünde kendini aptal durumuna düşürür ve oradan ayrılır. Ardından Jamie, gelin ve damat düğün gününden önce birlikte uyuyamayacağı için Chad ile birlikte bir otelde kalmak üzere ayrılır. Donnie, Jamie'yi düğünde kalmasına izin vermeye ikna edebilmek için onu takip eder. Odasına gider ama içeriden orgazm sesleri duyar. Pencereden içeri girer ve Jamie'nin gerçekten de bir ilişkisi olduğunu öğrenir. Ama kardeşi Chad ile. Donnie enseste tanık olunca kusar. Ayrıca Chad'i bir asker değil, caz dansçısı olduğunu öğrenir. Her şeyi Todd'a anlatmak ister. Ama Jamie onu durdurur ve ona $50,000 vereceğini söyler. Donnie çeki alır ve IRS'e para ödemek için eve gider. Ancak orada Todd'dan bir hediye bulur ve oğlunu parayla takas etmemeye karar verir. Vanille ile birlikte arabaya biner ve düğüne doğru yola çıkar. Todd neredeyse Jamie ile evlenmek üzeredir. Ancak Donnie ve Vanille tam zamanında oraya gelir ve Todd'un sözünü keserler. Donnie Todd'un oğlu olduğunu açıklar. Böylece Todd herkesin önünde itiraf eder. Chad yanlışlıkla Donnie'ye verdikleri çekten bahseder. Bunun üzerine Donnie herkesin önünde çeki yırtar. Sonra Jamie'den her şeyi itiraf etmesini ister.
Aksi takdirde fotoğrafı herkese gösterecektir. Jamie sonunda Todd'a itiraf eder ve Todd bir an duraklar. Sonra ne der? Kardeşini sen öldürdün. Herkes bunu duyunca şok olur. Ama Jamie yine de Todd'a evlenme teklif eder. Çünkü ikisi de berbat durumdadır. Ama Todd adının Han Solo olduğunu söyler. Han Solo Berger ve onunla evlenmeyecek. Han daha sonra patronuna işi bıraktığını, Vanilli ve Donnie'nin annesine çaktığını söyler. Vanilli ve Han oradan mutlu bir şekilde ayrılırlar. Hepsi Stripsiz kulübünde toplanır ve Han, Bray ile iyi anlaştığını açıklar ve Donnie'ye 46 bin dolar vermeye hazır olduğunu söyler. Birden Todd'un arkadaşı oraya gelir ve televizyonu açmasını ister. Şişman adam maratonu kazanır ve Donnie 160 bin dolar kazanır. Sonra film bu çılgınlıkla sona erer. Bugünlük bu kadar. Bunun gibi daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.